Merhaba. Bugün hayal konusundan bahsedeceğim. Uzun süredir siz de bunu bekliyorsunuz. Ben de bunu bekliyorum. Bunu çekmek için çok heyecanlıydım hatta. Hayal panosu ne? İlk önce ondan bahsedeceğim. Şuraya veya şuraya koyacağım videoda da hayal panosunun ne olduğundan bahsettim ve geçen yıl hayal panosunu zaten sizinle beraber hazırladım videoda. O yüzden o videoyu da izleyebilirsiniz ilk önce. Şimdi burada hayal panosunun ne olduğunu ben bir daha söyleyeceğim yine, belki onu izlemek istemezsiniz diye. Ondan sonra panomda neler gerçekleşmiş onlara bakacağız ve yeni hayal panomu oluşturacağız. Burada kağıtları falan çıkarttım. Keseceğiz, yapıştıracağız, bir şeyler yazacağız falan. Yeni hayal panosu oluşturacağız. Ve benim tavsiyem, bence siz de bu videoyu izlerken benimle birlikte yapın hayal panonuzu. Gerçekleşiyor. Yani hayal panosu ne? Hayal panosu, eğer çekim yasasıyla ilgileniyorsanız, diğer çekim yasasıyla alakalı videolarımı da buraya ekleyeceğim. Linke ekleyeceğim, yoruma bir yerlere ekleyeceğim o videolarımı da. Onları izleyin bence. Orada size işte çekim yasasından bahsettim. Allah Allah, çekim yasası videosunda. Çekim yasasından bahsettim. Aslında çekim yasasıyla benim hayatım ne kadar değişti, ondan bahsettim vesaire. Bu da aslında çekim yasasına benzer bir şey. Burada ne yapıyoruz? Hayallerimizi, olmasını istediğimiz şeyleri böyle bir pano alıyoruz. Ve olmasını istediğimiz şeylerin resimlerini ya da yazı olarak da olabilir. Çünkü ben yazı olarak da yaptım. Böyle çıkartıp panoya koyuyoruz. Ve panoyu ister bir yere asın, ister asmayın. Ben asmamıştım ama bu sefer asacağım. Panoyu duvarımıza asıyoruz ve bir yıl sonra ne kadarı gerçekleşmiş bakıyoruz. Şimdi hayal panosunun ne olduğunu söyledik. Ben hayal panoma neler yapmıştım? Şöyle, gezi dışındakilerin çoğu oldu bende, çoğu gerçekleşti. Ama şöyle de bir şey vardı ki, geziydi yani aslında asıl amaç. Ama korona yüzünden gezemedim ve aslında bir sürü şey vardı. Onları yapamadık yani, o yüzden geziyle alakalı hiçbir şey gerçekleşmedi neredeyse. Şöyle. Fransa Sorbonne Üniversitesi. Kudüs. Yunanistan. Kalsın bir dakika. Böyle. Tamam, bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Bunları ben tekrardan ekleyeceğim. Kitaplık koymuştum. Bu daha çok kitap okumak ve daha çok kitap alışverişi yapmak için de. Gerçekten bu yıl çok fazla kitap alışverişi yaptım ve çok fazla da kitap okumadım ama yine güzel kitap okuduğumu düşünüyorum. Hedefime ulaşamasam da. Ondan sonra YouTube 1000 abone yazmıştım. Burada sondaki sıfırı sonradan ekledim. Birkaç ay önce falan ekledim. 1000 abone yazmıştım YouTube, oldu. Ondan sonra laptop eklemiştim. Çok ilginç bir şekilde aslında laptop almayı falan planlamazken çok aniden bir anda indirimde laptop aldım. Yani bir gün içinde aldım. Ve bu da gerçekleşmiş oldu. Ondan sonra kirli laptopla ne kadar sıkıntı yaşadığımı biliyorsunuz eğer izliyorsanız beni. Sonra kamera yazmıştım. Bu kamera olmadı. Tam anlamıyla kamera da olmadı. Şöyle oldu kamera. Şu arkamdaki kamerayı görüyor musunuz? Kitaplığımda duran. Bana hediye olarak böyle bir analog kamera geldi. O şekilde gerçekleşti. Araba koydum. Tabii ki bu araba gibi değil ama biz araba almak istiyoruz. Ve araba muhabbeti çok fazla daha arttı ve çok daha olabilecek konuma geldi araba. Bir de şöyle bir şey var, benim ileride oturmak istediğimi bunu söylemiştim zaten. Bu tabii ki olmadı. Zaten bu bir yıl içinde olmasını da planlamıyordum. Yine Kudüs. Bir de namaz. Namazla alakalı. Bunu ben şuradaki, siz görmüyorsunuz şu anda, terpanoma asmayı düşünüyorum. Bir de keman yazmıştım. Bu sefer keman kursu yazacağım. Kemanım var artık. Şöyle oldu, kemanı da ben almadım. Keman kursu için şeye gittim. Mülakatlara falan gittim. Çok fazla kişi başvurmuş. Ve mülakatlarda elendim. Yani keman kursuna alınmadım. Ama kemanı da almadan keman kursuna gitmek istediğimi öğrenince, benim kuzenim keman çalıyormuş ve bırakmış keman çalmayı. Artık çalmıyormuş ve evde duruyormuş öyle kemanları. Benim de böyle bir isteğim olduğunu düşününce bana onun kemanını hediye etmişlerdi. Yani bu da gerçekleşti ve 5 kuruş ödemedim.
Bir de yüzme yazmıştım. Bu da kısmen gerçekleşti sayılır. Eskiye göre daha çok yüzdüm bu yıl. Şimdi yeni hedeflerimi şey yapayım. Bunların hepsini ben tek tek keseyim. Şimdi ben bunları kesip geleyim size öyle göstereyim en iyisi. Geldim diyecektim. Kesip gelmedim. Aa, kesemem var ya. Ya beni yani böyle herhalde hayatımda tanıdığım en makas tutamayan bir şey kesemeyen insanım. Yani ne düz çizgi çizebilirim, ne böyle makas tutabilirim. Acayip şey. Bir de şu an bugün niyeyse bir elim titriyor. Onun için de kesemiyorum. Sol elim acayip titriyor bugün, ben anlamadım. Siz de fark ettiniz mi? Benim bugün bir sohbet edesim yok. Bir vlog atmıştım ya. O zamanlar benim hayatımdaki yoğunluk başladı. Ve ben o vlogdan sonra, o vlogdan beri o kadar yoğunum ki sınavlarım falan. Sınavlara çalıştım. Sınavlarım zaten çok uzun sürdü. Ben anlamadım neden bu kadar uzun sürdüğünü. Aslında 2 hafta sürdü ama o 2 hafta çok uzundu. Benim için gerçekten çok zordu. Bir de onun öncesinde konuları toparlama falan. Bayağı acayip yıprandım. Gerçekten yıprandım. Hiç şaka yapmıyorum. Şimdi yeni bitti işte sınavlarım. Nefes alıyorum. Yeni almaya çalışıyorum. Az önce de bir toplantıdan çıkıp geldim. Geldim. Bir çayınızı içeyim dedim. Tamamdır. Artık her şeyi kestim. Şimdi ilk önce bu yıl yeni olarak neler istiyorum onlara bakalım. Şimdi şu üçünü birlikte gösterebilirim sanırım. Arkadaşlar ben Erasmus'a gitmek istiyorum, dördünü. Ben Erasmus'a gitmek istiyorum. Şu Erasmus'a düzgün kesim anlatırken. Hani bu yıl sınava gireceğim inşallah. Bir aksilik olmazsa. Seneye bahar dönemi gibi bir Polonya'mız yok mu? Yani Polonya'ya gitmek istiyorum. Neden diye sormayın. Fakirim çünkü. Polonya'ya gidip sonra oradan bir de Avrupa turu yapıp geri dönmeyi planlıyorum. Bu yüzden yani bu büyük ihtimal 2022'ye denk geliyor. Çünkü eğer dediğim gibi şey olursa, bahar olursa. Hoş, buna da ben karar vermiyorum galiba da. O yüzden bir Erasmus şeyi, ondan sonra Schengen vizesi, Türkiye Cumhuriyeti pasaportu, bir de Polonya. Bunları böyle beraber şey yapacağım. Bu Erasmus şeyini ben şuraya, şöyle en tepeye yapıyorum. Çünkü en büyük dileğim bu gerçekten. Diğer gezmek istediğim yerleri koyayım. Şu araba yatabilirim artık. Daha güzel bir araba hayalim var. Bu bilgisayarı da atabilirim. Bu kamerayı da atıyorum. YouTube 1000 abone. Yüzme. Keman. Bunları atıyorum. Sonra şuraları bir yapayım. Şunu fark ettim şu an. Benim tüm isteklerim geziymiş. Yarısı kaplandı şu anda. Uf, keşke siz bunu da görseniz ya. Bu arada mesela ben şimdi Erasmus'a gideceğim falan diyorum. Yani burada da şu anda çok fazla şey konuştum. Böyle sanki kesinleşmiş gibi. Sınavına bile girmedim daha henüz. Evde de kesin gibi konuşuyorum. Yani böyle, bilmiyorum, içimden kesin gibi konuşmak geliyor. Hani hiç böyle bilmiyorum ki. Hiç ihtimal vermiyorum olmayacağını. Çünkü 1 yıllık bir mektup yazmıştım ben doğum günümde öbür yıla. Ondan sonra panoya asıyorum falan. Bilmiyorum, olacağına gönülden inanıyorum o yüzden. Allah'ın izniyle. Şöyle bir şey var. Bu benim arkadaşımın bir fotoğrafı. Siz çok fazla görmüyorsunuz. Sıkıntı yok.
mecliste çekilmiş bir fotoğrafı, meclisi gezmiş ve meclisi gezdiği için ben onu çok kıskanmıştım. Yani o kadar kıskanmışım ki galerimden silmemişim fotoğrafı. Ben bunu çıkarttım. Neden çıkarttığım hakkında çok da bir fikrim yok. Yani böyle hani sadece panomu asmak istedim. Bu çalışmak da olabilir, iş de olabilir, staj da olabilir, gezmek de olabilir. Fark etmez. Ama böyle çok bir asasım geldi yani. Böyle sanki bir el tarafından onu itirmiş gibi. Arkadaşımı keseyim mi buradan? Neyse onu asayım böyle sapık gibi. Kur'an fotoğrafı çıkarttım. Böyle ben çok fazla Kur'an okuyan birisi değilim. Mart ayında güzel okumuştum. Mart mı? Mart, Nisan, Mayıs gibi böyle Ramazan zamanlarında falan gerçekten güzel okumuştum. Ama meğer okumuştum o zaman da. Kur'an okumak istiyorum. Zaten yeni yıl hedeflerimi eğer sizinle beraber yaparsam orada da bunu söyleyeceğim. Ocak ayında sadece birer sayfayla falan başlayacağım. Böyle çok küçük sayılarla başlayıp bir hatim, bir meğer latmi ve bir de Arapça hatim yapmak istiyorum artık gerçekten. Şimdi o yüzden bunu da buraya koyuyorum. Bu da yine neden koyduğumu çok da bilemediğim şeylerden. Böyle bu zorlu center'ın sanırım. İçine bir sürü yer al, bir sürü insan alan bir konuşma şeyi. Benim böyle bir çocukluktan gelen böyle bir hayalim var. Yani böyle bir yerde konuşma yapmak. Ama ne hakkında? Neden? Yani niye böyle bir şey olsun ki? Bilmiyorum. Ama bunu görünce galerimde dedim ki Sena, belli olmaz. Artık bu Schengen vizesiyle pasaportu, şöyle vizeyi de, pasaportu da şöyle ortaya asıyorum. Şu çamaşırlarını falan çıkarttım ben şeyden, bullet journal'ım için. Ona bir ayırdım. Bazı yerleri feda etmemiz gerekiyor şu anda. İkinci Kudüs resmini feda ediyorum ya. İki taneye gerek yok. Görüşürüz. Şöyle Fransızca kursları yazdım. Google'dan çıkan şeyi yapıştırıyorum buraya. Hatta kurs yazısının üstünü renkli kalemle bir geçeyim. Yazdım Fransızca kursları diye. Bunu buraya, hayalimdeki araba. Bunu şuraya koyayım ben. Kudüs'ü çıkardığımız yere yerleştiriyorum arabayı. Kamera. Kameramı da o zaman ben biraz kesip küçülteyim. Bu artık iPhone'la video çekmek benim çok canımı sıkmaya başladı. Çünkü 32 GB almışım. Kafama şey yapayım yani. 32 GB sen ne yapmaya çalıştın acaba? Bilmiyorum. Eskiden bana çok yetiyordu 32 GB. Ben anlamıyorum. Benim bir sürü arşivim vardı. Yani hani ifşa arşivim vardı benim. Böyle insanlara salak salak anlarını çekip saklıyordum telefonumda. Şu an böyle bir şey asla yapmıyorum bu arada. Yapamıyorum çünkü yerim yok. Ona rağmen benim yerim yetiyordu yani. Şu an neden yetmiyor? Kapitalizmin yani. Kamera. Ondan sonra cama. Şimdi kupa. Bu ne kupası biliyor musunuz? Münazara kupası. Ya işini ciddiye almıyorsun diyenler utanır mı? Ben kaç tane? 3-4 tane çaylak turnuvasına katıldım. Hala tur atlayamadım. O yüzden artık atlamam lazım. Yoksa kulüpten atılacağım falan diyormuşum. Hayır, artık yeter yani, atlamam lazım. O yüzden hayal konumu kupa ekliyorum. Final oynamak istiyorum. Bilemezsin. İnanır mısınız bilmiyorum. Şok olacaksınız ama ben hiç konsere gitmedim. Düşünüyorum. Gitmedim. O yüzden konsere değil, konserlere gitmek istiyorum artık. Ben artık bu hayatı yaşamak istiyorum ya. Bu da yüzme. Bu sefer bunu süreklilik arz eden bir yüzme istiyoruz. Bunu da küçültelim. Hem telefonumda, hem zamanımda, hem hayatımda, hem de panomda yer sıkıntısı var. Böyle bir şey olabilir mi? Düz olan şeyi nasıl yamultabilirsin ya keserek? Şaka gibiyim gerçekten.
çok önemli bir şey unuttuk. Türkiye turizm haritası. Bunu nasıl şimdi? Bu bir dursun. Tamam, ben buna büyük ihtimalle yer bulabilirim diye düşünüyorum. Ama ilk önce bir şeylerimi yazayım. Şimdi elle yazılacak birkaç şeyim vardı. Hayalimdeki ev kalmış. Yok, bunu feda edemem. Dursun. Şu an olmasa bile ben bunu unuturum, panamda durmaz. Hayale bak, unutuyorsun, panamda durmaz. iPad kalmış. iPad istiyordum. Ben de bu aralar yani sanki böyle bir, Allah korusun ama ben de sanki böyle bir hastalık çıkacak gibi. Böyle çok mesela yine bugün dedim ya, elim titredi böyle. Hani durup dururken böyle elim titriyor. Yani hiçbir şey yok. Ondan sonra kalbim hep oluyordu ve kalbim çok sıkışıyor. Bilmiyorum ya, böyle garip garip şeyler oluyor. Neyse, şimdi yazılacak şeylere geçelim. Benim sorunlarım hakkında konuşmamıza gerek yok bence. YouTube 59 bin abone yazdım. Bir de Instagram hesabı hedefi koyacağım. Instagram kapanmasın dedi. Zaten 100 bin olsun. Of, 100 bin de çok fazla olmaz ki. Niye, yakıştırmıyor musun kendini? Yakıştırıyorum. Ama bir yıl içerisinde. Tamam. Şöyle düşünün. YouTube'a 59 bin geliyorsa Instagram'ın daha fazla olması lazım. Ama peki bir şey soracağım. Sence gerçekçi mi? Biliyorum. Değil bak. O yüzden. Ya ona bakarsan. Sonuçta gerçekçi olsun. De, yani Kabe çok mu gerçekçi şu an senin için? Olabilir. Allah'tan ümit kesilmez. Tamam, bundan da kesilmez işte. Tamam, Kabe çok gerçekçi olmasa da şunlar bence şu anda gerçekçi benim için. Hepsi. Erasmus'a gidersen gerçekçi. Yasemin'i kesseydin keşke şunları. Görünmüyor diye kesmedim. Ben de keseyim. Keseyim mi? Saçma sapan şeyler olmasın. Hadi keseyim. Yasemin bu videoyu izler mi acaba? Kestim. Yasemin seni kestim. Rahat uyuyabilirsin artık. Yasemin'i hayatımızdan çıkardık. Herhalde sapık gibi panımda durmayacak artık. Tamam, şimdi YouTube, hayır YouTube yazdım. Instagram kaç izliyorum? 100 bin. Hesabımın adını da yazayım da. Bir yamuk olmasın. Aslında arkadaşlar, yani kim benim Instagram hesabımı şikayet ediyorsa ne gerek var? Bir derdiniz varsa yazın, konuşalım adam gibi. Sorunlarımızı çözelim. Yani niye böyle bir şey yapmaya gerek duyuyorsunuz çok merak ediyorum. Lütfen öyle şeyler yapmayın. Ben de insanım, benim de kalbim var, makine değilim. Bakın Instagram hesabımı da yazdım kapanmasın diye. 80. Çok merak ediyorum, acaba bu olur mu? Tamam, Instagram'a yazdım. Hemen kursu. Kaderimsin Kemal Kursu, artık yazdım buraya. Bunu da bir yere koymam lazım ama hiç yer kalmadı. Verebilirim. Şimdi bir dakika, bunu size ben daha güzel göstereceğim. Hayal panomun da bitmiş hali böyle. Eğer sonradan aklıma bir şeyler gelirse onları da eklerim. Ama şimdilik bitmiş hali böyle. Merhaba, az önce video kesildi çünkü şarjım bitti. Kapanış yapıyordum zaten. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Ve bence artık bir beğeni de hak etmişizdir diye düşünüyorum. Ya bunu kesinlikle yapmanızı öneriyorum. Zaten Instagram'dan da çok fazla övdüm. Çok fazla övmeye de devam edeceğim. Bence yapın, bir pano alın. Ve çıktı alıp böyle benim gibi istediklerinizi, hayallerinizi yapıştırın panoya. Ve lütfen eğer yaparsanız bana Instagram'dan da fotoğraflarını atın. Buraya Instagram adresimi falan yazacağım. Gerçekten merak ediyorum yani. Hani belki atmak istemezsiniz hayallerinizi. O zaman en azından yorumlara yaptım ya da yapacağım falan da yazarsanız mutlu olurum, sevinirim yani. Ya da mesela geçen sene yapmış mıydınız? Eğer yaptıysanız ne kadarı gerçekleşti falan, bakın bunları da konuşabiliriz. Eğer yaptıysanız onu da yorumlara yazın. Tekrar söylüyorum, lütfen yapın. Kesinlikle yapın. İnşallah ben de seneki hayal panomu yaptığımda onun videosunu buraya atıp oldu falan diye
Sizinle paylaşırım. Çok heyecanlıyım ben de bu konuda. Bakalım ya. Bu kadardı. İzlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olun kanalıma. Bana destek olun. Bakın 59 bin abone istiyoruz. Siz bile abone olmazsanız nasıl 59 bine ulaşacağız? Bu kadardı. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.